Demenden. Burada Ilgar düzeldi bunu ama bir tane bir nüans var burada. Biz registrasyonlarından sonra neylemişik? Open vermişik. Open verdikten sonra ise bizi avtomatik olarak diğer hisseye yönlendirmesini istemişik. Ona göre de ben registrasyonlarından sonra hemen o mesajı bazı hallarda görebilirim. Belə bunun için ne edirəm? Mən bir dənə bura timeout vermeyeyim. Yani ki, set timeout. Müəyyən bir zaman fasiləsi gözlədikdən sonra məni, belə deyək, başqa bir səhifəyə atsın. Yani yönləndirmə eləsin. Adın mı? Bunun için timeout'un içerisine bunu koyuram. Gittim. Götürüm bu formada. Götürüm əlavə edirəm bura. Ve vericil olarak koyuram. Ne kadar olsun? Tutaq ki, bir saniye veya da bir saniye olsun ki, mesajı görə bilim. Bir saniyədə nədir? 500 millisaniyədir. Daha doğrusu 1000 millisaniyədir. 1000 millisaniyə timeout verdikdən sonra yönləndirmə eləsin. Refresh edirik. Refresh elədikdən sonra doldururuq. Oy, bu yox. Register vururam. Mesaj çıxır. Mesaj çıxdıqdan sonra bir saniyə sonra da mən atır login sayfasını. Aydın. İndi orada gözləmə müddətini artırıb azalda bilərik. Bu bir. İkinci, ötən səfər demişdim. O dediyimi göstərirəm. Bu nədir aslında? Mən burada İndi təbii ki, ola bilsin error çıxsın. Ona göre burada yox. Deməli belədir ya, işte bir datamız var, mənim responsum var. Bu array JSON'dur. JSON içerisinde bir açar var da. Tutaq ki, data açarı və yaxud da ID açarı. Aydın mı? O sual işarəsi soruşdu ne? Bilirsən. Bu formada yazılır. Niyə yazılır? Eğer datamın içerisinde, yani bu verilen JSON'umun içerisinde ID açarı varsa ondan ID açarını tapır. Eğer yoktursa heç biri bu əməliyyatı aparmır. Niye bu mənə lazımdır? Tutaq ki, mən bəzən deyə bilərəm ki, misal, istifadəçinin indi birazdan istifadə edəcək. Məsəl üçün, user nöqtə nil. Amma halbuki user bizə gəlməyə bilər. Yəni, userin içərisində name açarı olmaya bilər. Belə olan halda React bize diyecek ki, mən user açarını tapa bilmirəm və error verəcək. Aydın mı? Ama mən bunu bu formada koyaramsa, React mənə error verməyəcək. Aydın da? Başlayışınız, bu aslında aynı şey JavaScript için de geçerlidir. İndi praktikada, mən bunu nəzər olarak dedim, ola bizim praktikada karşılaşmayalım, ama praktikada karşılaşanda da deyəcəm o hissəni. Oldu mu? O Flutter'ı görmüştüm onu. Optional kimi Bu getirdi ona göre. bütün demek olar ki ortalama bütün dillerde var. Yoxlayır, varsa getirir, yoxdursa pas geçir. Da bir de əlavə yoxlama eləmirik biz. Aydın mı? Aşağı aldım. Okey. İndi keçək Postman'a. Postman'a keçək. Postman. Mənim bir dənə registrasiya yaratmam lazımdır burada. User yaradım. Harada adamı? Burada. Geçirəm geriyə. Refresh elədim. Öz adıma uyğun yaradıram. Orada PHP mailini doldurmuşlar. Onu biraz siler. Olsun. Narahat olma. Kodu yazdıran 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bak maraqlı nüans buradadır. Biz seçirten sefer bunu edemedik. Nedir? Salam Parolanı 1, 2, 3, 4, 5. Veyahut da 6. Register düyməsinə vuranda mənə deməlidir ki, bundan bu bir-birinə bərabər olmalıdır. Da düzdür mü? Ben. Doğrudur. Əslində bu qoyulursa, onu qoymağa ehtiyac yoxdur. Bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma yenə də indi göstərərəm. Necə eləyirik o? Oldu mu? Yəni, yuxarı ilə aşağını yoxlayaq ki, kodlar bir-birinə uyğun olsun. Amma register ola. Amma mən fərqli kod yazsam da register oldu. İndi keçək. Gəlib düşdü mü bura? Bence gəlib düşür. Baxaq bu hissiyə. Hətta burada mən ID-yə görə tərsdən nizamla verəcəm. ID-yə görə Axırdan tərsdən başlasın. nizam.
Ben axırdan başlasın. Okey. Düşüb buradı. İndi mən gəlirəm bu hissiyə. Sign in var da. Sign up var idi. Sign in var idi. Sign in'in içərisinə gəlirəm. Başlayıram. Bir dənə görə hələ sistemi girə bilirəm. Add Gmail nokta com. Salam. 1, 2, 3, 4, 5. Send. Görə işləyəcəyimi. Post göndərdim. Bəli. Və okey. Datam var. Amma mən burada bir şey səhv yazım. Tutaq ki, bir dənə kodu səhv yazıram. Deyək ki, belə istifadəçi mövcud deyil. Statusları mənə göndərmədiyi üçün hal-hazırda statuslardan işləməyəcəm. Amma belə deyək də, yenə də statusu göstərərəm 200 üzərindən. Necə eləyirik ki, burada biz yoxladığı responsun içərisində data varsa, eyni zamanda biz yoxlamalıyıq. Nə yoxlamalıyıq? Responsun statusu. Yəni mən burada responsu bir dənə konsola yazım. Console nokta log. Normalda bu statuslardan yoxlanılır. Res. İndi bir dənə resin içərisindən gedək baxaq. Məsələn, səhv oldu ama status 200 okey Bəli. verdi Status deyildi. 2. Aha, əslində Anladım. normalda status 400. Bəli, doğrudur. Status 400 olmalıdır burada. Yəni normal application-larda mən onu da bir dənə göstərmək istəyirəm sizə ki, yəni statuslar necə yoxlanılır. Aydınmı? Bunu göndərə, register olaq. Data düşdü. Datanın içərisində bir dənə status var ya, baxın burada. Görürsüz 200. Normalde hatalı olan da bu 400, 401 falan gelmeli de. Ama ben indi statusu necə yoxluyorum onu göstereyim. Status yoxlamaq için gelirik biz bura deyirik. Mən deyirəm. Eğer responsun içerisinde datanın içerisinde ID varsa ve responsun nokta statusu beraberdirse 200. Hatta bunu 3 tane beraberliğine yokluyorum. Derim bu iki şart ödense, yani hem ID varsa hem de responsun statüsü 200'dürse mənə uğurlu ver. Normalde 200 sadece 200 yoxlanır. ID yoxlanılmır. Sadece bizde error olanda da, yani hatalı nesil gönderildi 200 qaytardığı için. Biz burada hem de ID'ni yoxlamağa məcbur. Aydın mı? Okey. Evet. Yani mən demək istedim bütün. Bəzən olur bu arada. Belki bizim təcrübəmiz ola bilər, backendçimizin təcrübəsi olmaya bilər. Bəzən olar ki, backenddən gələn cavaba görə nəsə əməliyyatlar aparaq. Aydın mı? Ona görə yəni belə deyək də bütün variantda bu kimi belə deyək müqayisə yoxlamalara da, yəni forumun informasiya qeyd olundu yoxsa olunmadı kimi informasiyaları, yəni məlumatları və yaxud da gələn responsları yoxlamalı bacarmalıyıq. Amma normalda həmişə bu statusla işləyir. Normal API-lərdə, o ciddi layihələrdə. Aydın mı? Yəni siz də bir də təkrar burada nəyisə yoxlamağınıza ehtiyac yoxdur. Status 200-dürsə bunu elə, 400-dürsə bunu elə, əks halda başqa bir şey. Aydın da? Yəni deməyim odur ki, real proyektlərdə status üzərindən gedir. Sual var? Yok, hayır. Hətta görüm, mən bir dənə bir şey miyim? Yəni görüm, bizdə məni belə növbəti dərsə çalışaram. İndi vaxtımız olsa hətta çalışaram o statusu düzəldim orada. Oldu mu? İndi vaxtımız qalsa onu eləyərik. Statusu dəyişərik 400 qaytarar bizə. İnformasiya mövcud deyil olanda. Buranı bağlayıram. Keçirəm. Ara. Login. Login içərisində gəlirəm bu hissiyə. Form hissəsinə. İlk olaraq use form təyin edirəm. Formu reset falan eləmək üçün. Aydın. Bunun için ne edirəm? Gəlirəm bura. Yazıram. Constant forum beraberdi. Forum nokta use forum. Bu ne için? Formun elementler üzerinde ameliyatlar aparmak için. Aydın. On finish olan da on finish'i çağırır. Ama burada bir tane de forma yazıram. Form elementi beraberdi. Yukarıda təyin edildiğim forma. Aydın mı? Okey. Sonra keçirəm bura. Value-nu verəcəyik. Amma value-dan əlavə mən görüm email və password olaraq dəyişir. Deməli, bir email ardadır.
Form item'a. Bu arada bunun name, image'e name vermeye gerek yoktu. Niyesin indi diğer birinci vererek? Bir, email. O da düşürür ona göre. Güzel. O da düşür şeye de ona göre. Bəli, o da düşür ona göre. Doğrudur. Bir de burada password var. Password'u vererek. Başlayalım. Formu yok. Bu arada hemen postmanla senin yerinde işim. Refresh elədi. Geldik. Doldurduk. Login'e vurdum. Bak, burada success geldi ve email password geldi. Bir de profil png 2 geldi. Ama bizim profil png 2 diye bir inputumuz yoktu. Doğrudur mu? Ona göre ben neyim? Gelirim profil png'ni silirəm. Gerek yoktu buna. Ne gerek var? Bir de klik edirəm. Bakın profil png'ye getdi. Aydın. Evet. Peki. Tamam. İndi neyim? Ben bunun submit olmamasını istedim. Submit olmamasını istediğim için burada input type'ına bu hissede input'a yazıram ki type email. Type email yazsam aslında bunun email olmasa kabul edilmeyecek. Bakın. Ben burada bir şeyler Çaresiz yazdım. isteyeceğim. Email olmasa kabul edilmeyecek. Aydın mı? Okey. Hatta bunu ben yukarıda buradadır. Burada type olarak email yazsam ve mesaj olarak göre kabul edeceğim. Doğru. Format informasyon yazı. Çok uzun oldu ama olsun. Bu e-mail'i buradan silerim. Refresh'e daha. Okey. Bakın. Yani birbaşa input'un içine yazanda mesaj çıkmıyor. Ama indi bakın. Mesaj böyle çıkır. Görürsünüz. Karşı Evet. ediriş doğru formatlı informasyon yazın. Et işareti. Nese yazıp nokta koyduktan sonra itir. Yani email formatında yazdıktan sonra başlayır oraya düzelmeye. Aydın mı? Peki. Yani burada rules'un içerisine bir de ben type Parola verdim. da koymalı ki sanki 7'den aşağı olmasın da. Doğrudur. Koymak mümkündü. Input type. Denemem prosto. Parola da misal için verebiliriz iş burada. Ne? Gelir 7'den sonra da hemen. aşağı olmasın. Minimum 7 ve mesaj simvol olmalı. Anladın mı? Başlayalım. Bakın. Başlayalım yazmaya. Bana error verir. Başlangıçta boş çıkıyor. Başlayalım yazmaya error verir. Ta 7 simvol olana kadar. Anladın mı? Şey. Buraya kadar sual var mı nasıl? Acıkan sesim gelir mi? Yoktu. Okey. Şimdi devam edelim. Formu al. Sorgu göndermek için hansı kitapxanaya ihtiyacı var? İlgar sen deme. Acıkan diyebilirsin mi? Forma. Ben indi aldım axı datanı. Burada value'nu aldım. Göndermek için hansı elemente ihtiyacım var? Yani hansı modula ihtiyacım var? Neyle gönderirdik biz backend'e sorgunu? Burada sende sayfada değilsiniz yoksa Yok bakın. Ben buradan yazacağım informasyonu. Tutak ki hatırım. Yani buradan mail login seçeyim. uygulaması. Ben istiyorum ki ben login'e vuranda bu geçsin backend'e. Hansı modulla edildik bu? Neyle edildik? Submit'ten. Yok submit'le yok. Bizim modulumuz var idi. React modulumuz. Hansı ki sorgunu gönderen Axios. Bakın burada. Axios modulu. Aradadır. Dev daha. Aa, ben Bakın iki tane de Axios'la değer gönderir. alıyorum. URL Doğrudur. ve şey. İki tane değer. URL ve data. İndi gelin gönderiş. Axios postu bu arada URL ve data alır. Diğerleri farklı belə deyək, informasiya alabilir. Gəlib başlayaq. Başlayaq burada nədir? Birinci yazıram ki
Aslında buradan Kopyalama registrasyadan olan. götürebiliriz. Ben de onu eleyeceğim. Kopyal ya. Keçe bu iş ya. Şekil Aslında ihtiyacı boşuna yok. Tamam. kopyalardı. Aslında boşuna Orada spread kopyalardı. olmayacak. Olsun. Olacak. Bu Olur. formada ben ya, heç vaxtı birbaşa indiki diyeceğim. Yani, ipucu diyeceğim size. Birinci burada ben linki götür. Linki buradadır. Okay. Bu formada heç vaxtı bakın bu formada yazmıyor. Data beraberdi values. Bunu heç vaxtı bu formada yazmıyor. Oldu mu? Çünkü bu en ideal üsul bu formada yazılışdır. Çünkü o bu formada yazanda siz bunların referanslarını birbirine bağlamış olursunuz. Yani bu value ile bu data gelir eyni yere bağlanır. Sabah value dəyişəndə data değişir, data dəyişəndə value dəyişir. Ama bu formada olan ise bunların referanslarını birbirinden ayırır. Aydın Ben mı? neye göre dediğim şeydi. Biz registrasyon gösterdi zahmet olmasa. Orada öyle bir ki Bilmiyorum. bizde foto olmalıydı diye. Biz ona göre onu spread eledi. Sonra fotonu ona Bilirim, havale bilirim. edin. Ona göre sildim ben burada. Ha, burada sildim onu. Ama Yoksa yine de o spread value olmalıydı. necə? Yine de spread olması mesela. Yok, ben demeyeyim. Yani eğer neyse neyse mənimsət edəcəksinizsə. Ha Bəli, eğer ha. ben bu formada mənimsətmə eləsəydim, spread olmalıydı. Aydın. Ha. Okey. Ama burada Ama indi ihtiyaç ben yoktu neyim? bizde. Burada mən belə eləyəcəm. Birbaşa göndərəcəm. Mən çalışıram bütün variantları göstərim. Yani elimden geldiği kadar düzdür. Proyektimiz öyle de büyük proyekt değil. Ama elimden geldiği kadar büyük bütün variantları göstermeye çalışıram size. Anladın mı? Ben bildim ki Eğer hepsini denemeyi lazımdı ona göre. yok 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 öyle bir şey yoktu. Gelirim neyim? Yazıram. Axios. Axios import elədi özü avtomatik. Normalde ben özüm import eləyip şey eləməliydim. Ama ben Axios branşımı özü import elədi. Nokta post. Çünkü niye post? Burada post olaydı. Gönderdi. Burada put olsaydı, patch olsaydı onları koyacaktık. Aydın mı? Okey. Nokta post. URL. URL. Vergül. Datanı buradan göndereceğim. Neyse. Birbaşa JSON açıram. JSON içerisine yazıram. Data. Ah benim. Yok. Datanın gerek var. Birbaşa. Hadi bir başa Values. yazalım. Ben values'u birbaşa yazıram. Nokta then. Okay. Ve bir tane response. Hatta response'ın içerisinde birbaşa datanı destructing eləmək istəyirəm deyə birbaşa ne edirəm? Normalde race yazırdım, düzdür mü? Ve gəlirdim birbaşa burada sonradan race nəsə yazırdım da, düzdür mü? İndi mən bu race'in əvəzinə bir tane belə bir şey göndərirəm. Bax, race'in içində bir tane data var, düzdür mü? Ona göre mən birbaşa burada data yazıram. Aydındır. Da bir de buradaki kimi res içindeki data nesə demirəm. Aydındır. Okey. Bu formada da getmeyeceğim. De birbaşa datadan devam edeceğim. Aydındır. Bir de status. Status. Sesim gelir mi? Ben gelir. Aha, okey. İndi ne edeceğim? Mən informasiyanı aldım. İnformasiyanı aldıqdan sonra if yazıram. Eğer status bərabərdirsə 200 neynəsin? Gəlsin desin ki log console loga datanı versin. Görək elə nə baş verir. Datanı versin. 200'e beraberdirsə. 200'e veya indi yenə də burada. Çünki bizdə API normal API olmadığına hər variantda 200 qaytarır deyə biz belirləyirik işte. 200'e veya Aycı. aslında ID'ni bu defa ID yok. Farklı yoldan yoklayacağım. Buna beraber değilse. Yani bu mesajı beraber değilse. Yani bütün variantlar dedim yoklayaq da. Data fərqlidirsə bundan. Yəni belə bir mesaj gəlməyibsə bunu elə. Aydın mı? Amma normalda ID ilə yoxlasaydı daha yaxşı olardı. Amma belədir. Bu formada işləyəcək. Mən bunun əleyhinəyəm həmişə belə yoxlanışlarında. Sadəcə göstərmək istəyirəm deyə. Yəni bunu edirəm. Normalda yenə buradakı kimi də ID ilə yoxlamalıydıq. Datanın içərisindəki ID şəklində.
Aydın, bu arada buna yaptığa ihtiyacı yok. Tamam mı? Okey. Tamam. Hatta gelin ileriye. Datanın içerisindeki aydı. Çünkü pozmak istemiyorum. Sabahları öz biznesi yazmaya çalışan da copy paste edip buradan devam edebilirsiniz ona göre. Pozmak istemiyorum. Konsologa verdiği en salda nenirik yine burada kimi mesajı import edeceğim. Pardon, buradan. Sonra mesajı buradan götüreceğim. Error mesajını götüreceğim. Bu arada el salda oradan sana mesaj gelir de. Niye onu vermem sen ki? Ha, Rus da vermek istemsen ona göre. Bu arada error da öz sana mesaj gönderir. Onu ya verebilirsin. Aydın mı? İlgar. Şimdi. Error'da ben istedim. Data.data'nı yazın. Data.data. Ama burada hatta bunu bir satır yaz. Ben de bu şey bir satıra yazmak isteyenleri götürüp böyle üç yere. Sen threader var sende ona göre. Ha. Extension tamam. İndi ne ineriz? Bir de bunun şey var idi. Kontekst var idi. Kontekstini ilave edemeliyim. Ben kontekst eğer varsa onu birbaşa belirleyeyim. Eğer bir sayfada kontekst varsa. Geçirelim bura. Buradan. Ben sadece yazalım. Yani konteksti ayıran birbaşa bu formda. Belə deyək, sırf özüm için edir, ama onu yani el olmalıdır diye bir kayda yoktu. Aydın mı? Okey. Görə işləyir mi? Bir tane import eləmək qaldı mesajı. Antın içerisine mesajı import eləməyimiz qaldı. Tamam. Başlayaq, refresh edək. Dolduraq bunun içerisini. Bıraq. Belə istifadə için mövcud deyil çıxdı. Aydın mı? İndi bəs bir də mənim öz mailimi yazın. Və kodumu yazın. 1, 2, 3, 4, 5. Göndərin. Mənə data gəlmiş oldu. Və datanın içərisində mənim şəxsi məlumatlarım gəlmiş oldu. Aydın mı? İlgar, sən çatın içindən hələ də çıxartmamışsan. Ha, logini fərqindəsən də. Ha, kitabçın da şeydi, diyecektim onu spetelememiş. Ben просто onu diyecektim ki 3000'den sonra ne gelsin ondan sonra login veya chat olsun ona göre Öyle diyecektim. 3000'den sonra hiç ne gelmesin. Login gelsin. WhatsApp gelsin. Ya ne bileyim app gelsin. Ama istediğin kimi koyabilirsin. Hiç ne gelmesin Evet. abi şey. Login olsun, chat olsun, əlavə. Yaxşı. Aydın mı? O çatın Biz içinde rekord ne edirik. çıkar? Çatın içinde belli rekord olur. Çatın Ha. içinde yazıp diye login çıkıyor. Ha. Ben. Ama normalde bizde Belediye'de çatın iç çölünden istiyorum olsun da login Orayı burada olsun. Direkt login olsun. yani, onu Ben burası gösterebilirsiniz o kodu. seni yani necə çatın Aha. içine koyayım onu? Ben burası outlet'i çat elemişim sefen. Ona göre outlet çattı bizde bir Ben hamsını o doğrudur. şey. O normal mesela browser router'larda ayrı ayrı elirdi ya on değil. Ha. Onu elemişim. Şeyde index.js'de. JS. Index.js dev da burada. Chat dev bakın. Chat'ı koyduk Outlet olur. da. Chat'a outlet verin. Outlet'in içerisinde index olarak chat'ı mənim istedim. Aydın mı? Bura bir tane login verin. Bura bir tane register verin. Aydın mı? Değişmiyorlar mı aslında? İkisi de on Abi için daha. Hem bəli, login. ikisi de ona göre chat'tan devam edir. Bəli, ikisi de orada da ona göre. Ama belə eləyə bilərdim. Misal üçün. Bunu çıxardar çölə. Çox sadə. Səliqəyə salsa işləyəcək. Baxa. Çatın içinden çıktı ha böyle. Bəli, çıxartdım de. Baxın. Çat buradadır. Bu buradadır. Aydın mı? Şey. İndi baxaq görək. Səhifəni refresh edirəm. Çat buradadır. Neydi adı? Register. Okay. Ben yaptım. Şimdi 3000'den sonra promo gelir.
Belə daha yaxşıdır, yoxsa başqacır da olmalıdır. Əslində belə o qalsın. Amma təbii ki dəyişə bilər. Burada app gələr, nə bilim home gələr, home nöqtə register. İndi o baxır Məsələn, da, amma bizdə bu dəqiqə belədir də, yəni bir normal dənə pattern nədir register. onu demək istəyirdim. O elə bir pattern yoxdur. Sənin o belə deyə application-la dəyişir. Bu ağacdır, application ağacıdır. Kiçik proyektdirsə elə bu formada olur. Böyük proyektdirsə daha da bölünür. Ola bilsin sən nəyinsə bayaqki çatın içindən harasa login idi. Bilirəm Amma onu. bizə lazım da çatın öz içərisinə login. Aydın mı? Okey. Okay. Bu Tamam. arada bir çatı qoyduq deyə da outlet'e gerek yok da outlet'i Ehtiyac yoktur. buraya yapıştırırıq. Buna gerek yoktu ve buna gerek yoktu. Ona göre buradan da slash'de koyuruq. Element yerleştirdik. Register. Bunu yerleştirdik bura. Bunu da yerleştirdik bura. Bunu burada avtomatik neyse açılan elemedi Yok, elemedim hiç. sen. Avtomatik açılması için bura bir şeyler koymalıyıq ki avtomatik gəlin belə eləyək, hardan açılsın login. Ha, o home page'in içinde Bəli, avtomatik. home page-in içerisinde login koydum. Environment'ın içerisinde de chatları sildim. Aydın mı? Tezabır seyredin. Sonra ne lazımdı görək. Başka nesine ihtiyaç varsa onu da eləyək. Register'ı bağlayıram. Bakın artık da burada hiç ne değişmiyor. Environment'ın avantajı buradadır. Bunları hala ki bağlayayım. Yine söndürürüm. Application. Söndürmeye gerek Vaxt yoktu. Birazdan söndürecek. Ben. kurtarılmasın. Burada nedir? Bizde ne kaldı? Aslında application'ımız işleyir, login olur. İndi bir tane növbəti etaba keçək. Hemen login olunan datanı yaddaşda saxlayaq. Növbətində sisteme girəndə sistem bizi tanısın, açsın birbaşa çata. Amma yoxdursa logindən başlasın. Aydın mı? Belə bir mexanizm olacaq. Okey. Belə. İndi mən